Herkese merhabalar, iyi pazarlar. Yeşil Gayrimenkul yine bir takipçi istemişti. Şimdi önce hemen şunu söyleyeyim. Yeşil Gayrimenkul'ün temel analizini yapmadım. Bilmiyorum yatırımlarını, yatırım büyüklüklerini bilmiyorum. Geliri nereden onu da, yani tamam inşaatçı da hani şu an elinde konut var mı, satıyor mu? İşte AVM gelirleri mi baskın? Ya da AVM'si var mı, yani kirada gayrimenkulü var mı? İraat gelirleri falan bunları bilmiyorum. Arsa alır satar falan. Ben hiç, yani onun için hani sizi uyarıyorum. Uzun yatırımcıysanız bunlara dikkat edin. Faaliyet, esas faaliyet karları nedir ne değildir onları kontrol edin. Şimdi yeşil yatırım için çok hızlıca şunu söyleyeyim. Muazzam bir çıkış. Şurada 66 kuruşlardan gelmiş. İşte 80 7 kuruşa 21 kuruş %33'e yakın kar yapar. %32-31 falan yapar. Tarihe de bakalım. Yani 3 Haziran'dan bu 15 Haziran muazzam bir kar. Yani onu söyleyeyim muazzam. Yani, borsada her zaman böyle bulabileceğiniz paralar değil bunlar. Karlar değil. Şimdi ben önceden grafiği biraz hazırladım. Bunun 98 kuruşta geçmişten gelen bir direnci var. Trendi yukarı ama açı yapmış. Şöyle. Artık hani bunu da yukarı, daha yukarı götüren bir açı yapmış. Sonra bir açı daha yapmış. Çizmedim hepsini. Gerek yok. Düşen trend falan bırakmamış zaten. Onu kırmış. Düşen trendini. Yani çekseydik şöyle çekecektik. Onu çok aşağılarda kırmış. 50 kuruşlarda kırmış. Geniş olarak baktığınız zaman, biraz daha orta vadeye yakın baktığınız zaman büyük bir çanak yapmış. Şimdi de kulbunu yapıyor gibi bir durum var. Kulplar bazen aşağıdan kırılır. Bazen yukarıdan kırılır. O değişir. Bu yukarıdan yapıyor gibi gözüküyor. Şimdi şunu diyeyim. Burada şey, ben nereye gideceğini söylemiyorum yani hissin. Bu fiyatlardayken düzeltmeler olabilir. Bu kadar kazançtan sonra bu normaldir bir kağıtta. RSI'na göstereceğim. 86,85. Daha önceki RSI'ler, hani düzeltmelerini göstereceğim. Bakın komşu da merhaba dedi size. Bu patavatsız komşu. Pazar günü matkap kullanan cinsten. 86,85. Daha önce 77'de düzeltme yapmış. 82,5'ta yapmış. İşte geri doğru gidiyoruz. 73'te yapmış. 76'da yapmış. 86'da yapmış. Burada da bayağı bir şey, bir yükseliş yaşamış görünen. Yani bu 86-85'lerde düzeltmeler yapmış. Ondan sonra edecekse yoluna tekrar devam etmiş. Yani mesela burada da çıkarken 76'da yapmış. Bir hisse soğumuş. Şöyle bir nefes almış. Öyle söyleyeyim size. Ondan sonra tekrar yükselmiş. Bu normal bir durum yani. Kağıtlar daha normal değil. Şimdi stop yapacak olanlar varsa bu tür sert çıkışlı, hani saatlik de bakalım isterseniz, hani kısa vadede hareket eden kağıtlarda EMA 8 öneririm. Yani o iş süren bir stoptur aynı zamanda. EMA 8 kullanabilir. Şöyle bir saate alayım. Biraz da yakınlaştıralım, öyle bakalım. Kaçtaymış EMA 8? Şu an mesela 87 kuruşta. Biraz şey kalmış ama yani stop olarak kullanabilirsiniz. Daha böyle aşağıları ben beklerim diyenler varsa, yani şu 84 seviyesi ya da şuraya geri döndüğü zaman, 80'e geri döndüğü zaman da 80 burada biraz %8-9'luk marja gelir. Stop için de geç bırakır adamı. Bırakabilir yani. Şimdi tekrar döneceğine iniyorsunuz, o başka. Ama hani ben seviye seviye söylüyorum burada. Yani şuralar 85'ler, 84'ler kullanılabilir. Bunun için bu sizin risk aldığınızla alakalı bir şey. Şeyini söyledik zaten, direncini söyledik. Geçmişten gelen bir direnci 99. Onun üstünde de 1 lira 20 kuruştaydı galiba. Şimdi şöyle bir dönüp bakayım yine de. Yanlış da söylemeyeyim. Yani ben bir baktım bu grafiği. 98 kuruş kırması durumunda tabi gözümüz nerede olacak? İzleyeceğiniz yer şurası olacak. 1 lira 30 kuruşmuş, evet. 1 lira 30 kuruş izleyebilirsiniz. Buradaki 98'e göre ya da 1.30'a göre bir Fibo baktığımız zaman, Fibo düzeltmesini de söyleyelim. Fibonacci düzeltmesi. Bunu burada alalım. Yani en büyük dirençten alalım. Şöyle koyalım. Biraz böyle uzun vade oldu ama bu sağlıklıdır aslında.
Yani Fibonacci'de diyor ki 88 kuruş bir üst kanaldaki düzeltme. Yani orası şimdi 0.700 falan oldu herhalde. Bakamayacağım dönüp. Aşağıda da 75 kuruş diyor düzeltme olarak. Bize bu seviyeleri veriyor. Ama tabii çok geçmişten baktığımız için seviyeler böyle. Yani biraz daha dar bir yerden baksak daha kısa vade için daha başka seviyeler çıkar. Yani şuradan baksak mesela ya da daha alt bir direnç noktasından baksak o zaman tabii haliyle başka çıkıyor. Bu biraz yani Fibonacci uzun vadede de alınabilir seviyeler. Kısa vadede alınabilir. Öne düşen seviye alacaksanız bir sonraki yüksekliği almalısınız. Yani bir sonraki en yüksek seviye bu. Düşeni alacaksanız. Zaten çıkan da Fibonacci olmaz. Yani orada da 83 kuruş demiş Fibonacci düzeltmesindeki destek seviyesi. Yani yeşil gayrimenkul için söyleyeceklerim bu kadar. RSI'ye değindik. Stopuna değindik. EMA 8 yani demin kaç 80 dedim ama 8.76'da. Bunu 76 çıkıyor ya. Günlük değil mi? Günlük. Ha, tamam. İstiren stop olarak EMA 8 kullanılabilir dedik. Başka söylemediğim bir şey düşünüyorum. Yani şeye bakmaya gerek yok. Diğer göstergelerin hepsi haliyle al verecektir. Yani bu kadar sert bir tırmanıştan sonra al verecektir de bu EMA 8 demin sanki 87 bir şey oldu. Yani ben mouse oynattım büyük ihtimal ondan mı öyle oldu diyeceğim ama oraya hiç gelmemiş. Yani seviyeler bunlar. Siz artık eğrisini doğrusunu kendiniz değerlendirirsiniz. Uzuncuysanız da temel analizi yapıp fiyatlarınızı belirlemenizi tavsiye ederim. Herkese iyi pazarlar.